Kara badılcan dolması için gerekli malzemeler: yarım kilogram kuşbaşı kuzu ya da dana eti, 7 adet patlıcan, 4 adet domates, 2 adet soğan, 3 adet sivri biber, yarım demet dereotu, 1 su bardağı lepe, kırık nohut, 1 çay bardağı pirinç, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı salça, 2 çay kaşığı zerdeçal, 5-6 adet karanfil, yarım limon, 1 çay kaşığı pul biber. Küçük kuşbaşı doğranmış etlerimizden yarım kilosunu bir tabağa alıyoruz. Yıkayıp süzdüğümüz etlerimizi bir tencereye alıyoruz. Nursel'cim, lepe de koyacağız. Bunlar haşlanırken biz patlıcanlarımızı hazırlarız. Etlerimizin üzerine sıcak su ekliyoruz. 1 su bardağı lepe, yani kırık nohutu yıkayıp haşlanmak üzere ayrı bir tencereye koyuyoruz. Alacalı soyduğumuz patlıcanları ortadan ikiye bölüp tuzlu suda beklemeye alıyoruz. Son patlıcanımızı ve 3 tane de sivri biberi tuzlu suya bastırıyoruz. Tamamdır bu. Buna biraz da limon sıkacağım ben Nursel Hanım. Niye? Kararmaması için. Tuz atıyoruz da limon. Tuz da koyuyoruz. Biraz da limon sıkacağım. Peki. Patlıcanlarımızın kararmaması için üzerlerine yarım limonun suyunu sıkıyoruz. Patlıcanlarımızın içini bıçak yardımıyla oyuyoruz. Ben kendimce şöyle bir yöntem buldum böyle. Altıgen gibi yaptım ama dibi kalıyor mu bilmiyorum biraz. İçlerine aldığımız patlıcanlarımızı yine tuzlu limonlu suya yerleştiriyoruz. Kara badılcan dolmamızın haşlanmakta olan etlerini kontrol ediyoruz. Soğanı doğrayıncaya kadar etimiz hazır olur. Tamam. Nursel soğanlarımızı soymaya başlıyor. Yine ben tereyağı kullanacağım Nurselciğim. Tamam. Herkese de tereyağı tavsiye ederim. Esmiyan Hanım tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı koyuyor. Nursel ikinci soğanımızı da küçük küçük doğruyor. Bir tane soğan, evet, yağda kavuruyoruz. Kara badılcan dolmamızın soğanlarını tavaya alıyoruz. Haşlanan lepe, yani kırık nohutlarımızı süzüyoruz. Kavrulmakta olan soğanlarımızı karıştırıyoruz. Nurselcim, soğanımız kavruluncaya kadar ben dereotumuzu çıkarayım. Esmiyan Hanım, kara badılcan dolmamızın malzemelerinden yarım demet dereotu ve 3 domatesi bir tabağa yerleştiriyor. Nursel dereotunu doğrarken Esmiyan Hanım etlerimizi kavrulan soğanların üzerine ilave ediyor. Etlerimizi ilave ediyorum, haşlanan etlerimizi. Tamam. Bıçak arası doğranmış yarım kilo etimizi soğanlarla birlikte kavuruyoruz. Böyle normal kapak yapar gibi değil mi? Böyle evet, böyle. Evet. Patlıcanların üstüne kapak yapacağız. Nursel domatesten dolma kapaklarını hazırlamaya devam ederken Esmiyan Hanım etlerimize tuzunu ekliyor. Dolmamızın et ve soğanlarını bir güzel kavuruyoruz. Buna biraz zerdeçal ilave etmem gerekiyor. Hı hı. Etlerimize 1 çay kaşığı zerdeçal ilave ediyoruz. Zerdeçalla renklenen etlerimizi karıştırmaya devam ediyoruz. Dolma harcımızın içine biraz rendelenmiş domates ekliyoruz. Üzerine 1 domates daha koyuyoruz. 2 domates. 2 tane domates. Doğruyoruz küçük küçük. Altını kapatıp dereotunu koyacağım. Lepesini falan? Daha sonra. Onları kavurmuyoruz. Altını kapatıp dereotunu eklediğimiz dolma harcımızı bir cam kaseye boşaltıyoruz. Lepemizi katıyoruz. Pirinci vardı. Evet, 1 çay bardağı pirinç yıkayıp ekleyeceğim. Esmiyan Hanım, kara badılcan dolmasının harç malzemesine yıkadığı 1 çay bardağı pirinci de ekliyor. Ne kadar koyacağız? 1 çay kaşığı. Harcımıza 1 çay kaşığı pul biber ve karabiber ilave ediyoruz. Patlıcanlarımızı, harç malzememizi ve tenceremizi mutfak masamıza alıp dolmalarımızı doldurmaya başlıyoruz. Çok doldurmamamız gerekiyor. Çok doldurmayacağız. Galiba. Evet, çünkü pirinç de var içinde. Patlıcanlarımızı kapak yapacağız. Sonra domatesini. Domates. Kimse domates, kimse patlıcan koyalım. Dolmalarımızı üzerinde biraz boşluk bırakacak şekilde dolduruyoruz. Sivri biberlerimizi ve dolmalara kapak yapmakta kullandığımız domateslerden arta kalanını doğrayarak dolmalarımızın üzerine yerleştiriyoruz. Kara badılcan dolmamızın sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı eritiyoruz. Salça ilave edeceğim 1 kaşık. Tereyağına 1 yemek kaşığı salça ekliyoruz. 1 çay kaşığı zerdeçal. 1 çay kaşığı zerdeçal ilave edip karıştırıyoruz. Et suyumuzu da ilave ediyoruz. Haşlanan etlerimizin suyunu da sosumuza katıyoruz. Şimdi buna birkaç tane de karanfil koyacağım. Tamam, güzel kokacak o da. Esmiyan Hanım 5-6 tane de karanfil atıyor dolmamızın sosuna. Tuzunu ilave ettiğimiz sosu dolmalarımızın üzerine gezdiriyoruz. Pişmeye hazır. Altını kısık tutacağız herhalde. Altını biraz kısık tutacağız. Tamam. Kara badılcan dolmaları birer birer servis tabağına diziliyor. Üzerlerine dolmanın sosu gezdiriliyor. Badılcan, kara badılcanlarımız
Muhteşem oldu.